Türkiye'de yargının en fazla siyasallaştığı dönemde olduğumuz gerçeğiyle karşı karşıyayız. Bu süreçte FETÖ ile mücadele noktasında bir sürü insan Baylok şüphesiyle gözaltına alındı. İçlerinde sadece telefonlarının incelemesi sonucunda Baylok çıkmadığı tespit edilerek serbest bırakılan ama o süre zarfında aylarca tutuklu kalan vatandaşlar oldu. Ama burada bakıyorsunuz yüzlerce örnek sayabilirim. Sadece 2017'de özür diliyorum. Yüzlerce IŞİD'çi gözaltına alınmış ve serbest bırakılmış. Arkadaşlar, yargının IŞİD terör örgütüne yönelik bu toleransının sebebi nedir? Merak ediyorum, öğrenmek için soruyorum. Nedir? Niye bunlar serbest bırakılıyorlar? Neden serbest bırakıyorlar? Soruyorum Sayın Grup Başkan Vekili, soruma çıkın cevap verin. Sorumu soruyorum, açıkça soruyorum. Yargının bu kişileri serbest bırakmasının sebebi nedir? İmayı niye karıştırıyorsun? Ben bir şey ima etmiyorum, açıkça soruyorum. Diyorum ki neden serbest bırakılıyor bu şahıslar? Bununla alakalı sizin görüşünüzü merak ediyorum. Buyurun gelin burada söyleyin. İsterseniz şöyle yapalım. Ben size Sayın Muş, bu şahısların iddianamelerinin tamamını getireyim. Hepsi bende var. Tamam. Daha ilginç bir şey söyleyeceğim. İnşallah sürem yeter. 15 Temmuz'a en fazla zemin hazırlayan hadiseler neydi? IŞİD bombalı saldırılarıydı değil mi? Şehirleri bombaya verdiler. Şimdi o bombalı saldırıları yapan şahısları serbest bırakan ve onların o saldırıları yapmasını sağlayan yargıçların büyük bir çoğunluğunun şu anda görevi başında olduğunu biliyor musunuz? Türkiye'yi nasıl bir sürece hazırlarken bugün nasıl bir pozisyonda mevkilerini korumakta olduklarından haberiniz var mı? Ben belki haberiniz yoktur diye buradan paylaşmak istedim değerli arkadaşlar. Bakın bu yapılara karşı lütfen yargı daha hassas ve daha dikkatli olsun. Elimizdekilerin hiçbirisi fasafiso değil, bunlar evraktır, belgedir. Daha fazlasını da getirebilirim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.